Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok değerli arkadaşlar. Sizlerden gelen yorumlarda arkadaşlarımız diyor ki derslerdeki kavramlar çok yabancı geliyor. Ne yapmalıyız? Biliyorsunuz ki artık işte edebiyat, işte fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, matematik, geometri gerçekten de işin yavaş yavaş suyu çıkmaya başladı. Yani hem 10. sınıf konularının TYT konuları olması hem de ileride gireceğimiz üniversite sınavında birebir aynen sorulması bu kavramlara çok dikkat etmemizi gerektiriyor. Şimdi lisede dersler çoğaldığı için kavramlar da dolayısıyla çoğalıyor. Bilgimiz artıyor. Bu kavramları ezberlemek zor gelebilir ama imkansız değil. İnsan zekası her şeyi aklına tutabilir ve sizler bu öğrendiklerinize de üniversite sınavlarında ya da okul yazılarınıza çok ciddi başarılara ulaşabilirsiniz. Bunun en güzel yöntemi de dünya hafıza şampiyonlarının kullandığı yöntem, yani görselleştirme. Hani mutlaka duymuşsunuzdur, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Öncelikle hani bir şeyi sürekli gördüğünüz zaman aklınızdan çıkmıyor. Hani markalar sürekli olarak televizyonda karşımıza çıkıyor, YouTube'da karşımıza çıkıyor, Instagram'da karşımıza çıkıyor. İşte otobüste, billboardlarda, her yerde görüyoruz. Neden? Zihnimize kazınmaya çalışıyorlar. Bizler de ders çalıştığımız zamanlarda, yani masaya oturduk ders çalışıyoruz. Ders çalışırken, burada tabii ben tam simetrik çizememiş olabilirim. Ders çalışırken odamızdaki belli yerlere öğrenmemiz gereken bilgileri asabiliriz arkadaşlar. Bunları kendi hazırladığımız haritalarla asarsak emin olun çok ciddi bir şekilde hafızamıza kalır. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben üniversite sınavına hazırlanırken aynen bu yöntemi uygulamıştım. Demiştim ki ya bir dakika, ben üniversite sınavına girdiğimde benim kopya çekmeme izin verecekler mi, vermeyecekler? Ben kopya çekmeme izin vermeyecekler ama ben sınavda kopya çekmeme izin verilmese bile eskiden sınavlardan önce hazırladığımız kopyalar benim aklımda kalıyordu. O zaman ben de sınava girerken sanki kopya çekecekmiş gibi büyük bir kağıda her şeyi yazarım. Sınavdan önce de o kağıdı tabii ki yanımda getiremem ama her şey aklıma kalır yöntemiyle bilmem gereken her şeyi edebiyatta, tarihte, coğrafyada böyle odamın duvarlarına asmıştım. Yani deftere yazmak yerine, deftere zaten yazıyordum ama bu aklıma kalması gereken sözeldeki, tarihteki, coğrafyadaki, fizikteki, kimyadaki, biyolojik bilgileri böyle duvara yazıyordum. Yani duvara derken büyük kağıtlara yazıyordum. Bu kağıtları yazıp duvara asıyordum. Böylece soru çözerken mesela diyelim ki atıyorum bir test kitabından soru çözüyorum. Soruyu çözerken takıldığımda konu anlatım kitabının sayfaları arasında dolaşmak yerine haritadaki yerini biliyordum. Diyordum ki buradaymış. Buradaysa ben buradan rahatlıkla görebilirim. Ve böylece o soruya her takıldığımda haritanın neresinde olduğu zihnime yerleşiyordu. İşte dünya hafıza şampiyonları da bu yöntemi uyguluyor. Yani görselleştirme, akıl haritası, mind map yöntemini uyguluyorlar. Anlaşılması zor bilgileri görsele döküyoruz ve görseller, kısaltmalar ve bol görselle notlarımızı destekliyoruz. Tabii ki burada siz böyle kuru kuruya düz yazı yazarsanız bu dikkatini çekmez. Ama başlıkları örnek veriyorum siyah renkli, aklınıza kesin tutulması gerekenleri atıyorum yeşil renkli, çok çok önemli böyle genellikle zorlandığınız şeylerin yanına kırmızı tiklerle olayı daha da renklendirip daha da akılda kalıcı hale getirebilirsiniz. Ve bir zamandan kazanıyorsunuz. Yani konu anlatım kitabının içinde ya bu neredeydi ya demiyorsunuz. Bir de konu anlatım kitaplarında bilgi yaz bu sayfada ya bu sayfada. Yani hatırlama ya bu kitabın buralarında bir yerdeydi diyorsun. Ama diğer türlü ya haritanın şu sağ üst köşesinde ikinci sırada diyorsun. Unutsan bile bir daha bakmak zorunda kalsan bile oraya işaret koyuyorsun ve bir daha bakmıyorsun. Diyorsun ki bu kitap Yakup Kadri'nindi. İşte bu kimyadaki bu formül buydu şeklinde ilerleyebiliyorsun. Dolayısıyla görsel hafızaya atılan bilgileri çağırmak daha hızlı oluyor. Şimdi bununla alakalı az önce söylediğim gibi kendi yönteminizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz yazmanız gerekenleri sanki sınavlarda kopya çekmenize izin verecekmiş gibi. Hatta direkt üniversite sınavına odaklı bir şekilde, yani üniversite sınavına girdiğinizde benim duvarımda zaten her şey hazır demiş olacaksınız. Hani bazen hepiniz bilirsiniz. Kopya hazırlarsın, çekmesen bile bir huzur verir sana. Yani derse çalışmamış olsan bile ya en azından hani notlarımızı çıkardık dersiniz. Aynı şekilde sizi ilgilendiren derslerde fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta öğrenmeniz gereken bilgileri büyük kağıtlara yazıp bunları da güzel yazıp yani üniversite sınavında kullanacağınız şekilde yazdığınız zaman bunlar hem odanızı süsler, duvarlarını süsler veyahut da yanınıza gezdirebilirsiniz. Hem de ileriki sınıflarda da hiçbir zaman unutmazsınız. Yani edebiyatta ya da tarihte öğrenmeniz gereken bir bilgi bir konu anlatım kitapta burada olacak, bir konu anlatım kitapta burada olacak. Ama hep sizin haritanızda şu köşede olacak. Bu da sizin aklınıza kalacak. Bizim bununla alakalı tabii ki
kendiniz yapın diyoruz ama bazı arkadaşlar üşenirse diye burada akıl haritalarımızı göstermek istiyorum. Akıl haritalarımızda esasında benim üniversite sınavına hazırlanırken yaptığım yöntemi uygulamaya çalıştık. Yani mesela diyelim ki bu matematik akıl haritası. Matematikte öğrenmesi gereken bilgileri buraya tek tek güzelce yerleştirdik. Böylece bizim aklımıza kalmasını sağlamasını, yani soru çözerken bu burada mıdır, bu burada mıdır diye öğrenmeye çalıştık. İşte sizler de veyahut da bilhassa sözel derslerde, yani edebiyatta veyahut da sözele yakın bir ders olan, şöyle biyoloji göstermek istiyorum şöyle. Bu tabii size paket haline geliyor. Ben burada açanı getirdim ama şöyle biyoloji açayım şöyle yavaşça dikkatli bir şekilde. Bakın biyoloji çok faydalı oluyor mesela bu tarz şeyler. Burada bakın şimdi bilinmesi gereken kavramları, hücre döngüsünü. Sen soruyu çözerken diyorsun ki tomurcuklanma neydi ya? Ha, bira mayasında böyleydi, hidrada böyleydi. Canlılarda görülüyordu. Bira mayası, hidra ve mercan gibi canlılarda görülüyordu. Zaten sana sınavda da bunu direkt bir şekilde soruyor. Sen bunu duvarına astığın zaman hafızanda da yer buluyor. Diyorsun ki tomurcuklanma sayfanın şurasında şuradaydı diyorsun. Dokuzuncu maddeyi diyorsun. Eğer unutsan bile sonradan da buraya not düşüyorsun. Diyorsun ki bak ben bunu unuttum. Testi yanlış yaptım. Bir dahaki sefere unutmayacağım diyorsun. Hatta sınavlardan önce de yıldız koyduğun yerleri tekrar edip hızlı bir şekilde işi tamamlamış oluyorsun. Şimdiden sınavlarınızda ve üniversite yolculuğunuzda başarılar diliyorum arkadaşlar. Erken kalkan yol alır. Şimdiden kendi notlarınızı hazırlayabilirsiniz ya da akıl haritalarımızdan faydalanabilirsiniz. Sınavlarınıza başarılar.